biz bir il başkanım, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, sizleri bugün bana eşlik eden genel başkan yardımcılarımız, İzmir milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimizden birlikte bugün bu köklü organizasyonun 93. açılışına gelmiş bulunuyoruz. Burada değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza 28-27 ilçe belediye başkanımızın eşlik ediyor olması benim açımdan çok büyük bir gurur. Biraz önce anons sırasında kıymetli arkadaşım ifade etti. Hep birlikte geçen sene 14 ve 28 Mayıs'ı yaşadık. 14 ve 28 Mayıs'ın travmasını en yüksek hisseden kent şüphesiz İzmir'di. İzmir, Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bir kez daha iktidar olmasını bekliyordu. Bu konuda yüksek bir motivasyon, büyük bir inanç vardı hepimizde. Sürecin öncesinde, sırasında yaşananlar geride kaldı. Olumlu yanlarıyla, olumsuz yanlarıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla. Ama geçen sene yazın İzmir'de gençlerin gözünün feri sönmüştü. İleri yaşta olanların omuzları hepten yere düşmüştü. Kimse başını yerden kaldıramıyor ve birbirlerine umut tümceleri kuramıyorlardı. Hep karamsarlık hakimdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde neredeyse çocuk yaşlarda siyaset yapmaya başlamış, pek çok görevde bulunmuş ve bu hikayenin sonunun böyle gelmemesi gerektiğine inanan kadrolar olarak dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. O ateşin yakıldığı ilk günlerde sözümüzü birlikte söylediğimiz arkadaşlarımızın sayısı azdı. Ancak gün geçtikçe Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanacak bir değişimin Türkiye'ye iyi geleceğine inanan ilk kent olarak İzmir oldu. %93 oranında bir değişimi genç kadroları, daha çok kadının siyasette olmasını ve yeni bir başlangıcı destekliyorlardı. Bunu takip eden şehirler arasında memleketim Manisa'da vardı ama insan hangisine memleketim diyeceğine şaşırıyor. Ben 10 yaşında Bornova Anadolu Lisesi'ne yatılı gelmiş, ortaokulu liseyi burada okumuş, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirmiş. Beni İzmir'den ayıran askerlik görevinde dönem ikincisi olup görev yeri olarak Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nı seçmiş ve 10 yaşından 24 yaşına kadar İzmir'de bulunmuş, yaşamış birisi olarak o süreçte sesimi en iyi İzmir'in duyduğunu ve İzmir'i duymanın, İzmir'in dediklerini yapmanın da ne kadar doğru olduğunu bizzat deneyimledim. Süreç bizi bir demokrasi mücadelesinin sonunda tarihi bir değişime getirdi. Hemen arkasından yerel seçim gündemi vardı. Yerel seçimlerde tüm adaylar önemli. Seçimin bir sürü segmenti, seçimin sonuçlarına yapılacak yorumlardan önce seçimin kendisine nasıl baktığınız çok önemliydi. Örneğin bu seçimden çok sayıda kadın belediye başkanıyla çıkmalıydık. Bu seçim gençlerin yerel yönetimlerde iddia koydukları, sorumluluk aldıkları ve kendileri gibi genç kadroları ülkenin yönetimine hazırlama imkanını buldukları görevlendirmeleri bekliyordu. Bunun yanında bir büyük başarı elde etmek lazımdı.
tabii karamsarlar vardı. İyi niyetli karamsarlar. Öğrenmiş, öğrenilmiş çaresizlikten dolayı karamsar olmuş olanlar ve çok iyi niyeti olmayan ve felaket çağıran karamsarlar vardı. Hepsine kulağımızı tıkadık. Çünkü karamsarlık bu kente de, bu ülkeye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye de yakışmazdı. Dedik ki bize bir anahtar lazım. 1980 darbesi olmuş. 80 darbesinden beri siyaset kalesinin başarı kapısını bir türlü açamamışız. Bu kapıyı bir açmamız ve bundan sonrasına hep birlikte umutla bakmamız lazım. Oluşan parti meclisimizin yaş ortalaması 43. Deneyimli büyüklerimiz var. 20'li yaşlarında çok iyi eğitimli cıvıl cıvıl gençlerimiz var. Ben parti meclisinin herhalde en yaşlı 5. üyesi falanım. Merkez yönetim kurulu kurduk. Yarısı kadınlardan, yarısı erkeklerden oluşuyor. Türkiye'de eşit temsil hep konuşuluyor, hep bekleniyor. Ama iktidar alanlarınıza baktığınızda insanlar onu görmediklerinde artık haklı olarak size inanmıyorlar. Bu kadrolara şöyle seslendim şakası, şakayla karışık. Bir bakın bakalım bu anahtarları Atatürk bu kalenin başarı kapısının anahtarlarını mutlaka bir yere koymuştur. Üç büyük kilidi, üç tarihi anahtar açtı. Bunlardan birincisi şuydu. Ben partinin genel başkanıydım ama Gazi Cumhuriyeti de partiyi de bana emanet etmemişti. Askerdi, genelkurmay başkanlarına emanet edebilirdi ya da başkomutanlara, onu da tercih etmemişti. Ne cumhurbaşkanlarına ne milletvekillerine Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençlere emanet etmişti. Bizim o koca kalenin koca koca kapısındaki kilitlerden ilkini gençler açtı. İkinci kilit şu anda Avrupa'nın, dünyanın kelli felli ülkeleri kadın haklarında birbiriyle yarışırken ve biz de bu meseleyi biraz geriden ve utançla takip ederken onların hepsinden 40 yıl önce kadına seçme ve seçilme imkanı ile ilgili olanakları tanıyıp Türk kadınının bu hakkı elde etmesine fırsat veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ikinci anahtarı da kadınlara güven diyerek bize emanet etmişti. O kilidi de kadınlar açtı. Üçüncüsü ise tam da bugün fuarın 93. Enternasyonel İzmir Fuarı'nın teması olan teknoloji, bilim ve bilimden yararlanma. Her ne kadar bugün Sofya'ya sarılmada Büyükşehir Belediye Başkanımızı biraz mütereddit gördüysen de burada ortaya koydukları vizyon fevkalade kıymetli. Gelirken İzmir Fuarı'nın geçmişini düşünüyordum. Belki o konudan birazdan kısa kısa bahsederim. Ama mutlaka dedim ki bu fuarın çağı yakalaması, teknolojiyi yakalaması, inovasyona, Ar-Ge'ye yönelik olarak çok önemli işlerin yapıldığı bir zemin yaratması ve bunun belki yıllara sari olarak da Türkiye'nin bir çekim merkezi haline yeniden gelmesi önemliydi. Ben bu fuarda Amerika ile Rusya'nın teknoloji savaşlarına şahitlik yapmış bir çocuğum. Çocukluğumda gazetelerde haberler çıkardı. Amerika bu sene Ay'a, Rusya bu sene Ay'a yolladığı kozmonotun kıyafetini getirecek. Ay'ın etrafında dönen uzay aracını sergilecek. Amerika öbür sene Ay'dan taş getirirdi. Ay'da yürüyen örümcek adlı aleti getirirdi. İşte Ay'da kenetlenen iki tane uzay aracının parçalarını getirir İzmir'de kenetlerdi.
burada yarışırlardı. Bence İzmir hem Türkiye'deki yeriyle hem dünyadaki yeriyle 40'larda, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde yaptığını bugün yapacak olsa dünyanın en önemli teknoloji fuarı, dünyanın araştırma, geliştirme, inovasyon konularında ya da şirketlerin kendi alanlarında mesela Ar-Ge departmanlarının yarıştığı bir alan haline gelebilir. Bence gelmelidir. Bu potansiyeli, bu birikimi, bu vizyonu vardır. O açıdan bu senenin temasının böyle belirlenmiş olmasını da son derece önemsiyorum. Biz o 43 yaşındaki genç ekiple dedik ki üçüncü anahtar ölçme değerlendirme. Baştan sona her şeyi ölçmeliyiz. Mevcut belediye başkanlarımızı ölçmeliyiz. Performanslarını ölçmeliyiz. Memnuniyeti ölçmeliyiz. Beklentileri ölçmeliyiz. Aday adaylarını ölçmeliyiz. Yetmez. Onların performanslarını sahada takip etmeliyiz. Önce partimizde partinin bütçesinin %50'sini ayırdığımız ölçme değerlendirmeye bu sene bütçemizin 1/6'ını ayırdık. Seçim bütçesinin. Bu 34 katlık bir farka denk geliyordu. Ve 355 bin anketle aday belirledik. Önce mevcutların memnuniyetine baktık. Ve 355 bin anketle ya adaylarımızı yeniden adaylaştırdık ya da yenile gösterdiğimiz adayları o anketlerle belirledik. Sonra da 255 bin anketle onları sahada takip ettik. Bu kadar çok anket nasıl yapılır, nasıl denetlenir, manipüle edilir mi edilmez mi derken alanında deneyimli pırıl pırıl 6 kişilik bir ekip bir şartname hazırladı. Dediler ki anketleri biz yapmayacağız. Anketleri biz satın almayacağız. Anketlerin sorularını hazırlayacağız. İstediğimiz verileri belirleyeceğiz. Şartnameyi hazırlayacağız. Ve diyeceğiz ki buna uygun anket yapabilen firmalarla hepsiyle çalışacağız. Türkiye'de 20 firma çağrıldı. 12 firma geldi. 8'i yeterlilik aldı. 2'si süreçte elendi. 6 firmayla hepsini yaptık. Peki kabul edilen şart etmeyenlerin etmediği, kabul edilip de sonunda 20 firmadan 6'nın uyduğu şart neydi? Yapay zeka denetimi. Bunu söylediğimizde gülenler, alay edenler, yapay zekanın adayları diyenler falan oldu. Cayır cayır her yerde anket yapılıyor bütün Türkiye'de. Yapay zeka bir köşede dinliyor. Buna izin veren teknolojisi, buna olanak veren yapay zekanın dijital dinlemesine olanak veren firmalarla, teknolojilere buna uyumlu firmalarla çalışıyor. Şöyle şeyler oluyor. İlk başta anket kolay, örnekten belli. Tutuyor. Sonra bir tane 18-25 yaş arası üniversite mezunu ya da üniversiteye giden kadın seçmen lazım. Arıyor tutturamıyor telefondaki kardeşimiz. Ve 42 yaşındayım diyen bir kadının yaşını 24 diye kaydediyor. O sırada yapay zeka anketi durduruyor. Firmayı bize ihbar ediyor. Personeli firmaya biz söylüyoruz. Tekrar dinleniyor acaba 42-24 el mi karışmış diye. Bu kadar hassas bir süreçte mesela Ege'de şimdi yapay zekanın başkanı diye arkadaşımızla alay etmesinler diye isim vermeyeyim. Kendi biliyor, hepimiz biliyoruz. Bir anket yapıyoruz bir ilçede. Anket yapılmış. Anketin başındaki arkadaş geldi. Efendim dedi, yapay zeka anketi durdurmuş şu ilçemizde. Niye? Listede olmayan bir isimden yüksek frekans alıyormuş. Bunu ismen de sormalısınız diyor. Aradık ilçe başkanını. Bu kişi kimdir dedik. Dedi ki o bir önceki seçimde milletvekili adayımızdı. Çok genç, çok iyi. Herkes onu bekliyordu ama aday olmadı dedi. Belediye meclis üyeliğine aday olmuş dedi. Dedik bir sorun bakalım. Olmaz dediler ama ben de şöyle bir şey düşündüm. Ya yapay zeka şimdi Sofya bir şey istemiş.
Demin başkanım yokken biraz takıldım başkanıma. Ben tereddüt etmedim, sarıldım başkanım Sofya'ya. Dedim ki, Sofya böyle bir şey söylemiş. Ne diyorsunuz? Dedi ki, ya hiç düşünmemiştim ama bir sorun bakın. Ankete sorduk. Ankette %48'le o aday çıktı. Başvurusunu aldık. Aday yaptık. %51'le seçimi kazandı. Şimdi o dönemde biz bunu söylediğimizde yapay zeka aday çıkarıyor. İşte çeşitli tartışmalar, görüşmeler oluyordu. Bunların hiçbirisini bir kenara koyamayız. Yok sayamayız. Biz saymadığımız için seçim akşamı yaklaşıyor. Ben 3 gün önceden teşekkür konuşmasını düşünmeye başladım. İnanmayanlar vardı. Ertesi gününe felaket bekleyenler vardı. Ve biz sisteme sandıklar batıda da açıldıktan 45 dakika sonra bütün sandık görevlilerine gidecek bir mesaj yazdırdık. Eskiden şöyle mesajlar atmak zorunda kalmıştık. Bilerek kötü haberler yayılıyor. Çok geride gösteriyorlar bizi. Aslında seçimi alabiliriz. Sakın sandıkları terk etmeyin. Bu sefer ölçme değerlendirmenin gücüyle, yapay zekanın analizleriyle, sahada yaptığımız son ölçümlerle, hatta son 10 günkü MİTİK programını tamamen ölçme değerlendirmeye göre kesin kazandığımıza gitmedik, kesin kaybettiğimize gitmedik. Gittiğimiz yerde sorun ne, nasıl kazanırız onu gördük, gittik onu konuştuk. Artvin'de oldu, Marmaris'te oldu, Edirne'de oldu, İzmir'in birçok ilçesinde oldu. Seçimleri 10 gün kala belediye başkanlarımıza güçlü mahallelerini, zayıf mahallelerini hangi söylemini ikna edip kelime bulutunda büyük kelimeleri, küçük kelimeleri hepsini yolladık. Seçim akşamı birileri felaket beklerken bizim önceden hazırladığımız SMS bilgisayar sisteminde verilen komutla sandıklar açıldıktan 45 dakika sonra şu SMS geliyordu. Birazdan tüm Türkiye'den çok iyi haberler alacaksınız. Sakın bunun mutluluğuyla görev yerinizi terk etmeyin. Son ıslak imzalı tutanağı teslim edene kadar sizden görevinizin başında kalmanızı istiyoruz. Sizler bizim demokrasi kahramanlarımsınız. İşte meselenin kendisi bu. İster direnirsiniz, ister yararlanırsınız. İster inanmaz, şaşırarak üzülürsünüz. İster inanır, büyük bir zafere, büyük bir mutluluğa en baştan hazır ve ortak olursunuz. Benim karşımda bu zafere, bu mutluluğa inanmış İzmir'de gösterdiğimiz 31 adaydan 29'unu seçtirmiş olmanın büyük bir mutluluğunu ben duyuyorum. Karşımda da her birisi İzmir'e hizmet etmek için vatandaşın güvendiği, kendi eğitimi, müktesebatı sağlam belediye başkanları oturuyor. İzmir gibi bir kentte Cumhuriyet tarihi boyunca tüm partiler 6 kadın belediye başkanı seçtirmişti. Biz bu seçimde 8 kadın belediye başkanı seçtirdim. Karşımda oturuyorlar. Hepsine gurur duyuyorum. İzmir'e her biri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye başkanı genç olur mu? Şehir emini dediğin adam şehrin emin kişisidir. Sakalları beyazlamadan, saçına ak düşmeden olmaz diyorlardı. 14 aday gösterdik. Yanarım yanarım Ali Ağa ve Çağatay'a yanarım. 13 tanesini seçtirdik. 40 yaş altı genç adaylarla. Şimdi onlar her birisi birbiriyle dayanışarak rekabet edeceklerse pozitif anlamda birbirlerinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde. Sayın Cemil Tugay'ın süreç analizinde, gerçeği görmede, teknolojiden yararlanmada, sürdürülebilirlik belediyecilik çalışmalarında Türkiye'nin en iyisi olan Cemil Tugay'ın İzmir'de de en iyisini yapacağına, bu takıma kaptanlık yapacağına olan inancımı bir kez daha ifade ederek bu kentin bundan sonra çok 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 başka bir noktaya doğru gideceğine inanıyorum. Biz bu kente borçluyuz.
Şüphesiz mi? Şüphesiz. Verdiği destekle, yaptığı katkıyla en iyisini hak ediyor. En iyisini beklemeyi hak ediyor. İzmir seçmeni hiç şüphesiz notu en kötü seçmen. Çünkü en iyi öğretmen o. En iyisini öğretiyor, en iyisini öğretiyor. En zor günde sahip çıkıyor. Eğilmiyor, bükülmüyor, teslim olmuyor. Sonra da en iyisini istiyor. O yüzden geçmiş dönemlerde evet çok iyi işler yaptık ama belli bir dönem İzmir bizden ne istiyor? İzmir ne bekliyor? Bu insanların gerçek derdine ya da esas çok standart taleplerini yere getirmeden bambaşka vizyonlar peşine koşmadan burada bir başka rıza üretmek lazım değil mi? Meselesi şimdi bu sefer anlaşıldı. Bu sefer adaylara bakan İzmirli anladı. Kimin görevine devam ettiğine, kimin etmediğine bakan İzmirli iyi niyeti, çabayı ve ölçme değerlendirmenin kendi duygularını, kendi taleplerini doğru ölçtüğünü gördü. Şimdi bu duygudaki bu insanlara hak ettiğini verme zamanı. Elbette başlangıçlar zordur, ilk aylar zordur. Ama ben çok iyi niyetli ve çok gayretli bir çabayı tüm belediye başkanlarımızda görüyorum. Onlara bu sefer oy verin demiyorum. Onların kente en iyi hizmet yapabilmeleri için projelerinin, gayretlerinin ve ihtiyaç duydukları kamuoyu desteğinin sizin tarafınızdan sağlanması bu kente devrimi yaşatacak. Bu kente çağ atlatacak. O birikimde, o eğitimde, o vizyonda ve o kararlılıkta arkadaşlarımız bugün bizlerle birlikteler. Ben yerel seçimlerden sonra birkaç ziyaret ve birkaç açılış dışında İzmir'de uzun süre olamadım. Çok geniş bir coğrafya var. Allah eksikliklerini göstermesin. 411 belediyemiz var. Ve her birisi orada olmamızı istiyor. İlk başlangıcı bizlerle yapmak istiyor. Ama bugün burada olmak kıymetli. Tabii ben bugün burada bizimle birlikte olan birini anmak istiyorum. İzmir beklentileri yüksek olan, İzmir zaman zaman haklı bir şekilde tepki gösteren, İzmir hak ettiğini görmediğinde, almadığında sözünü esirgemeyenlerin kenti. İzmir'de bir mikrofona bir kardeşimiz birkaç cümle söyledi. Biz onu dün cezaevinde ziyaret ettik. O kendi değerlendirmesini, göz eleştirisini zaten yapmış. Bundan sonrasına da çok umutla bakıyor. Ben çok emin bir şekilde şöyle bir şey yaptım. Cezaevine gidip de kapının önüne çıkıp da şunu da yapacağız, bunu da yapacağız, olmazsa yakacağız, çıksın bak siz orada neler yapacak demek yerine cezaevi kapısında hakkı teslim etmek, haksızlığa itiraz etmek önemli bir meseledir. Bir de ben hep şöyle bakarım, cezaevinde bir davet yaparsanız o davet kısa sürede karşılığını bulur. Dilruba kardeşimi ziyarete gittim. Dedim ki Dilruba, sen buradan çıkacaksın. Ben kapının önünde bir konuşma yapacağım ve seni davet edeceğim. Sen buradan çıkıp bizim partinin kuruluş yıl dönümünde benim misafirim olacaksın. Dedi ki ümit ederim öyle olur Özgür Bey. Merak etme öyle olacak dedim. Sadece doğruyu yapmak lazım. Çıktım ve Dilruba'yı davet ettim. Tam da gardiyanların yanında Dilruba'yla vedalaşırken Dilruba'ya dedim ki infaz koruma memuru kardeşlerimin yanında burada racondur dedim. Ziyarete gelene iadeye ziyarete gitmen lazım. En kısa zamanda iadeyi ziyarete bekliyorum. İnşallah Özgür Bey dedi. Sağ olsun kırmamış. 24 saat olmadan iadeyi ziyarete gelmiş. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın Dilruba. İzmir seni seviyor. Biz seni seviyoruz.
İzmir'deki kimseyi, Türkiye'deki kimseyi kırmak istemediğini biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kurmuş parti olarak düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunuyor. Dün ben buradaki çok sayıda, başta İzmir İl Başkanım, ilçe başkanlarım, emekleri sağ olsun birlikte canım sıkıldı bir konser izlemeye gittim. Öyle benim bazen canım sıkılıyor. Suavi gibi birisine sana Çin'de konser yaptırmayız dediler. O konseri basarız dediler. Burada terörist istemiyoruz falan gibi hadsizliklere giriştiler. Ben de dedim ki İzmir İl Başkanıma, başkanım benim dedim çok canım sıkıldı bir konser izleyesim var. Gidip Çin'de bir konser izler miyiz? Dedi ki gideriz. Dedim birkaç arkadaş olur mu? Olur dedi. İzmir'in tüm ilçelerinden Suavi'yi seven ve sahip çıkanlar, Aydın'dan, Muğla'dan Çin'e akanlarla Suavi'nin hayatının en unutulmaz konserini hep birlikte yaptık. Onun şarkılarını hep birlikte söyledik. Her kim ki Türkiye'de bundan sonra bilsin, bundan önce olduğu gibi bir mağdur, bir mazlum varsa öyle arkasında falan değil, yanındayız, kolundayız. Kim ki sanatçıları siyasi sahiplerle ayrıştırıp onlara nefret söylemi söylüyor, kendimize edilmiş kabul ediyoruz. Kim ki Türkiye'de bir konser yapılmasın istiyorsa bilsin ki o konserin normalin 10 katı, 100 katı kalabalıkta olmasının teminatı oluruz. Kimseyi size karınca gibi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama şunu da görün. Birileri ikna olmuş. Diyorlar ki onlara, efendim seçim kazandılar. Dilleri yumuşak. Bütün seçmene sahip çıkıyorlar. Oy verenlere karşı minnet duygularını muhafaza ediyorlar. Başarıyı kendilerine, partilerine değil, tüm Türkiye'ye mal ediyorlar, atfediyorlar. Her olmaları gereken yerdeler, herkesle el sıkışıyorlar. Her türlü sosyal ilişkiyi en iyi şekilde yapıyorlar. Bu mesele onlara yarıyor. Her anketle ellerine çıkıyor. Kutuplaşmamız lazım. Tartışma olması lazım. Gerginlikler lazım denmiş ve anlaşılıyor ki kabul edilmiş. İşte Suavi'ye bir konser iptal ettirdiler. Domine etkisiyle Çin'e uğraştılar. Oraya gittik. Geçtiğimiz aylarda Amasya tamiminin yıl dönümünde Amasya'daydık. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla birlikte konuştuk. Bütün Amasya büyük bir memnuniyet duydu. Bugün Dumlupınar'da sizi konuşturmayacağız dediler. Hatta bize, oradaki partililerimize ki Dumlupınar kazanmışız, hadi gelin konuşun dediler. Bekliyorlar ki gideceğiz o törene, alacağız o mikrofonu, onlar kabloyu çekecek, bizimkiler onu içecek, orada bir kavga olacak, o kutuplaşmadan, kutuplaşmadan yıllardır ekmek yiyenler yararlanacak. Dumlupınar'a gittik, şehitliği de ziyaret ettik, anıta da gittik, çelengi de koyduk, Dumlupınar meydanda da 5000 kişiye de 3000 kişiye de konuştuk. Ama dedik ki o oyuna alet olmayacağız. Gidip de orada kavga etmeyeceğiz. Bugün bizi konuşturmuyorlar mı diye yürütmede değilmişiz. Bakan konuşacakmış. Protokolün bilmem kaçıncı sırasında biz üçüncü sırasındayız. Sen oturup dinleyeceksin. Benim bakanım konuşsun. Dedim ki konuşsun. Bir sene daha konuşsun. Hadi Allah nasip ediyorsa ikinci sene konuş. Sonra orada yürütmenin başı konuşacak ama yürütmenin başı o gün partisiyle bağını korur mu bilmem. Bence korumamalı. Ama Cumhurbaşkanı bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı olacak. Madem istiyorsunuz yapacağız onu Cumhurbaşkanı.
hakkının bakanları konuşacak. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Artık hepimiz bıktık. Kutuplaşmadan bıktık, kavgadan ve de dumanlardan bıktık. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Kurulduğu gün de oradaydı. Dilekçe ortada. Bugün de aynı o noktada. Bütün anketler ortada. Türkiye'nin birinci partisi bütün Türkiye'yi kucaklıyor. Dün Çin'e de söyledim. Zaten öyle yapılıyor. Örneğin Yeni Mahalle Belediye'mizden bir siyasi parti salon istiyor. Yeni mahallemizde, büyük şehrimizde, hepsimizde salonu veriyoruz. Onlara müzayir bir sanatçı çıkıyor. Konseri yapıyorlar, her altyapıyı sağlıyoruz. Yetmiyor, sahneye çiçek yolluyoruz. Bunu dedim dün, bütün belediyelerimiz aksatmadan yapsın. Hangi siyasi görüş olursa olsun, sanatçının siyasi görüşü olmaz. Sanatçının siyasi görüşü olur ama sanatçıya muamelede o gözle bakılmaz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm CHP'li belediyelerin, tüm salonları, tüm sahneleri, tüm sanatçılara açıktır. Biz onları sanatlarına duyduğumuz saygı gereği baş tacı etmeye devam edeceğiz. Bugün dün bunları da söyledim. Evet, ya gelecek sene, ya ondan sonraki sene. Dumlu Pınar'da bakan konuşuyorsa bizden, Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşuyorsa bizden, Cumhurbaşkanı konuşuyorsa bizden. Yolun sonu görülüyor. Hep birlikte görüyoruz. Ama şunu ekledim. O törene Devlet Bey geliyorsa, o gün partisinin başındaysa, Allah sağlık afiyet versin, Devlet Bey konuşacak. O törene ana muhalefet partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan geliyorsa, buyuracak, konuşacak. Kimseden kaçıracak mikrofonumuz, kürsümüz olmayacak. Biz özgürlüklerin partisiyiz. Biz düşünce özgürlüğünün partisiyiz. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Türkiye'nin kurucu partisi olduğumuz gibi Türkiye'nin yarınlarının güvencesi de Cumhuriyet Halk Partililer olarak bizleriz. Bütün vatandaşlarımıza söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Elbette vardır dertleriniz, her derdinizin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Her birinizin Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne, 9 Eylül'den bugüne, bu kenti taşırken, bu kenti bugünlere taşırken verdiğiniz emek için partimize, Cumhuriyet'in değerlerine, kadrolarına, gerçek Atatürkçülüğü hiçbir kenara bırakmadan yaptığınız bütün katkılar için teşekkür ediyorum. Geçen yaz bana ilk kez, ilk siz inandığınız ve sonuna kadar inandığınız için teşekkür ediyorum. Geçen yazdan daha iyi bir noktadayız ama gerçek yaz çok daha iyi olacak. Ondan sonraki yaz çok büyük bir ihtimalle iktidarda olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emeği geçen İzmir Büyükşehir'in tüm çalışanlarına, tüm yöneticilerine, tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İzmir'i seviyorum. Türkiye'yi seviyorum. Sizleri seviyorum. Birbirimizi ve ülkemizi sevmeye, en güzel günlerde birlikte olmaya devam.